işlediği suçlardan dolayı yargılanamadan belki yaşamını yitirmesi, onu da şu belki... Yargının en iyi yapılacağı yere gidiyor. Değil mi? Böyle de bakmak tabii lazım. Doğru. Zaten buradaki yargılar onun yaptıklarına tam cevap olmaz. Olmaz. Nitekim olmadı. Onun üzerinden siyaset yapanlar bugünkü iktidar mensupları işin başına geldiklerinde hemen Ahbap Çavuş ilişkileri kuruldu. Çünkü onun ihtilaliyle o ihtilalin getirdiği dehşet ve tahribatla bunlarınki arasında hiçbir fark yok demeyeceğim. Bunlarınki daha tehlikeli. Böyle korkunç bir dönem yaşıyor Türk tarihi. Son derece önemli. Böyle korkunç bir dönem yaşıyor. Yani böyle bir felaket bizim son 1000 yıllık tarihimizde benzeri filan yok. Ve benim kaygım bu felaket büyüyor günden güne. Günden güne büyüyor ve Türkiye bütün ruhsal dengeleri alt üst olmuş. Doğrudan doğruya psikopatolojinin tetkik alanına girip müşahede altına alınması gereken tırnak içinde ilmi ifadesiyle vakalar Türkiye'nin kaderine hükmediyor durumda. Bu bir ülke için yaşanabilecek en zehirli ve dikenli kaderdir. Maalesef. Müthiş bir tespit. Ben programın başında adeta manşet atar gibi değerli hocamız. Hemen o kaldığı yerden belki şunu da eklemek lazım haftanın gündeminde. Yeniden Suriye üzerinden bu coğrafyaya yönelik bir propaganda azdırılmaya çalışılıyor. İşte Suriye'den dört koldan gireriz, Irak'tan bilmem ne yaparız. Yok Amerika'da yine ÖSO liderleri göz dolduruluyor. Milyonlarca Müslümanın katledildiği bir süreci değerli hocamın az önce anlattığı özetle yaşamıştık. Ve buralarda on binlerce Müslüman kadına tecavüzleri yaşadık. Bunlar birilerine belki şaka geliyor ama yaşandı ve gerçek. Şimdi bu propaganda yeniden azdırılmaya çalışılıyor. Belki vakit kalırsa onu da hocamın değerlendirmesine sunmaya çalışıyoruz. İnternette dolanıyor. Bu meşhur internet figürleri var. Bir tanesi çok meşhur. O diyor ki Suriye'deki terör örgütlerine MİT tırları ile yapılan silah nakliyatından milyar dolarlar kazandı birileri. Ve isim veriyor. Benim değil. Ben üzülerek bunu, çok üzülerek söylüyorum. Bunu da vicdanen ifade edeyim. Utanarak söylüyorum. Hala yakıştırmak istemiyorum. Kaçaksaray'da oturan Yezid diyor buradan. Yezid dediği de Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan zat. O diyor, buradan milyar dolarlar kazandı diyor. Yani orada iddiası bu, evet. Beslemek için Türk istihbaratının imkanları da kullanılarak silah ticareti. Bu ne dehşet verici bir şeydir. Şimdi insanlık bunu yarın, bunu Birleşmiş Milletler de çıtlattı. Bunlar Türkiye'nin önüne getirilecek. Türkiye terörü beslemekle bir gün uluslararası mahkemelerin önüne çıkarılacak. Bunu göreceğiz. Çok uzak olmayan bir zamanda. Böyle özetlemek mümkün. Evet, böyle bir gündem başlığımız söz konusu ama günün en önemli